Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Android telefon ve tabletlerinizi hızlandıracak 5 tane uygulamaya göz atacağız. İlk uygulamamızın adı Deus Speed Booster. Bu arada bugün tanıtacağım uygulamaların hepsi markette ücretsiz bir şekilde bulabileceğiniz uygulamalar. İşte bize böyle çeşitli şeyler soruyor. Bunları ister misiniz diye telefonumuz daha hızlı olmasını tabii ki de kim istemez bunları. Şöyle ilk açılışta bu sayfalar geliyor karşımıza. Uygulamayı ilk açtığımız zaman böyle bir tarama yapıyor kendi kendine. İşte %59 arttıracağım ben falan filan gibisinden bir şeyler söylüyor. Alt taraftan hızlanına bastığımız zaman telefonu coşturuyor. %21'den %36'ya çıkarttı. Bitir diyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki sayıda da bir artış oldu. Çöp temiz diye bir seçenek var. Biraz Türkçe yamuk çevirmişler. Şöyle tıklayalım buna. Telefonda çöp olduğunu düşündüğü şeyleri buluyor şu an bu kadar bir çöp varmış. 1.38 GB bir çöp varmış telefonda. Bunu temizlemeyeceğim diğer uygulamaları da size daha rahat gösterebilmem için. Bu uygulama 1.4 GB bir pislik buldu telefonda. Gördüğünüz gibi Vine anasını ağlatıyor telefonun. Bu mesela Vine'daki ya da Instagram'daki bu megabaytlar daha önce izlediğimiz her şeyi keşbelle atıyor. Yani daha sonra açarken daha kolay açılabilmesi adına. Aslında olması gereken bir şey. Geriye gelelim. App yönetici diye bir seçenek var. Bakıyoruz buna. Burada APK müdür diye bir şey var. APK manager'ı herhalde Türkçe'ye çevirmişler. Böyle bir şey çıkmış. Bu da şu arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz. Bu mesela içinde bulunan APK'ları. Şimdi dump ve istudayı ben kaldırmıştım. Direkt silelim. Şu gold rampage'i de sileyim. Temizle diyorum. Telefon bunların APK'sını içinde tutmuş. O yüzden mecburen ben kaldırıyorum. Kaldır seçeneğine baktığımız zaman da yüklü olan uygulamaların hepsi geliyor. Burada hani hiç arkasına bir pislik bırakmadan tamamen kaldırmanıza yarıyor telefondan. Uygulama basit, kullanışlı ve ücretsiz bir uygulama. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Eğer telefonunuz kasmaya başladıysa bu uygulama sayesinde işte hafızayı artırarak ya da kalan artık şeyleri temizleyerek bu uygulama sayesinde telefonunuzu bir nebze olsun hızlandırabilirsiniz. Şurada bağlantı hızınızı görebileceğiniz bir hız testi koymuşlar. Bir sağ tarafa geçtiğiniz zaman da oyun hızlandırıcı diye bir mod geliyor. Bunu etkinleştirdiğiniz zaman telefonun oyunlardaki performansı artıyor diye bir iddiası var. Ben çok fazla inanmıyorum buna ama yine de denenebilir. Diğer uygulamaya geçiş yapalım. Diğer uygulama da Do Speed Booster aynı mantık aslında. Smart Booster. Açıyoruz Smart Booster'ı. Smart Booster şöyle bir güzelliği var. Tepeye şöyle bir şey ekliyor arkadaşlar. Buradan hani çeşitli ayarları yapabiliyoruz. Mesela telefonun parlaklığını falan filan gibi şeyleri ayarlayabiliyoruz. Wi-Fi'yi açıp kapatabiliyoruz. Şimdi dediğimiz zaman gördüğünüz gibi boş bellek 590 186 MB'lik bir RAM sağlamış bize. 24'e yakında uygulamayı kapatmış. Şurada ön belleği temizleme seçeneği var. Buna bastığımız zaman harici keş varsa onu da siliyor. Bunu da seçelim olmamasına rağmen. Evet şu an sildi ön belleği tamamen. Backup and uninstall seçeneğinde de bizde bulunan uygulamaların APK'sının yedeğini alabiliyoruz. Ya da onları buradan direkt silebiliyoruz. Do Booster'da olduğu gibi. Onun dışında zaten hani Booster uygulamalarının mantığı aynı. İşte keşbelliği temizlemek, telefona bir tık da olsa bir hızlılık katmak. Bundan da çıkalım. Üçüncü uygulamamıza geçelim. Üçüncü uygulamamızın adı Greenify. Açıyoruz uygulamayı. Greenify'in özelliği, şimdi mesela telefonda bazı uygulamalardan çıktığımızı zannediyoruz. Ancak o arka planda sürekli çalışıyor ve telefonun anasını ağlatıyor tabiri caizse. İşte bu Greenify bu işe yarıyor. O uyku durumuna gelen uygulamaları tam olarak uyutuyor. Yani hani arkada sizin telefonunuzdan bir güç veya performans düşüşü sağlamamasına yarıyor. Altta uyut seçeneğine bastığımız zaman burada gelen uygulamalardan birini seçiyoruz ve o uygulamadan çıktığımız zaman direkt bu uygulamayı tamamen uyutuyor. Yani arkada RAM'i ekstra olarak yemiyor. Greenify'ın aslında mantığı çok basit. Tamamen arkada çıktığımızı zannettiğimiz uygulamalardan gerçekten çıkmamıza yarıyor. Hani Şöyle home tuşuna basılı tutup tümünü temizlediyoruz ya aslında açık olan uygulamalar arkada açık kalmaya devam ediyor. Ancak Greenify ile bu açık kalmasını istemediğiniz uygulamaları tamamen uyku durumuna gönderebiliyorsunuz. Mesela şu an arkada muhtemelen harita uygulaması açık ama biz basılı tuttuğumuz zaman göremiyoruz. İşte Greenify sayesinde bu uygulamaları tamamen uykuya gönderebiliyoruz ve dilediğimiz zaman tekrar uyandırabiliyoruz. Estimate uygulamasına geçelim. Estimate bir hizmetçi uygulaması zaten logosu da e, hizmetçi kıyafeti giydirmişler. Öyle bir logosu var. Başlamak için dokunun diyoruz. Gördüğünüz gibi telefonla ilgili belli başlı bilgileri çıkarttı buraya. İşte ne kadar depolama alanı kalmış ya da uygulama hafızası ne kadar vesaire gibi çeşitli bilgileri buradan çıkartıyor. Root durum müsait değil diyor. Root özellikleri devre dışı bırakıldı. Herhalde buradan da root ile ilgili bir bilgi alıyoruz. Gezgine geldiğimiz zaman Başlamak için dokunun diyelim. Bu arada logosu gerçekten şahane. Burada gördüğünüz gibi telefonumuzda bulunan dosyaları gösteriyor. Şurada uygulama kontrole geldiğimiz zaman şöyle yapalım. Telefonumuzdaki bütün uygulamaları buluyor. Gördüğünüz gibi şu an yüklü olan bütün uygulamalar geldi. Mesela Potri uygulamasına basıyoruz. Şimdi çalıştır dediğimiz zaman uygulamayı başlatıyor. APK dosyasını kaydedersek işte direkt telefonumuza bunun .apk dosyası dosya olarak kaydediyor ve daha sonra kurmamız için yedekliyor. Bu uygulama ve verilerini silde uygulamayı tamamen telefonumuzdan veya tabletimizden kaldırmaya yarıyor. Artık buluz diye bir seçenek var. Bu da ilk uygulamada bahsettiğim gibi telefonunuzda artık gerek kalmayan verileri buluyor ve onları silmenize yardımcı oluyor. Hizmet ediyor diyor sağ olsun. Şimdi burada 11 kalıntı dosya bulundu diyor. Bunları sile bastığımız zaman tamam diyoruz ve telefondaki artıkları bu uygulamanın bulduğu artıkları kaldırdı. Uygulama temizleyici, kopya dosyalar gibi seçenekler de var. Bunlar SD Mate Pro gerektirir diyor. Bunun için hani uygulamaya yanlış hatırlamıyorsam 5 lira civarında bir para ödemeniz lazım. Ancak çok çok da gerek yok arkadaşlar buna. Son uygulamamıza geçelim. Son uygulamamızın adı Android Asistanı assistant işte assistant nasıl okursanız gördüğünüz gibi uygulamayı açar açmaz karşımıza böyle bir ekran geliyor. İşte işlemci sistem %13'ünü kullanıyormuş. %35'ini de şu an biz kullanıyormuşuz ve bu tabi değişiyor şu an. Boşta olan kısmını gösteriyor ya da RAM bilgisiyle ilgili aynı şeyleri gösteriyor. Burada pil bilgilerini gösteriyor bize. Şu an %40'ı kalmış pilin ve ısısını gösteriyor. 31 dereceymiş pil. Şimdi burada aşağıda iki tane seçenek var. Birisi hızlı güçlendirme, diğeri de sistem temizleme. Hızlı güçlendirmeye bastığımız zaman şu an bir tane uygulama varmış ve 18 megabaytlık bir RAM boşaltımı yapmış. Tamam diyoruz. Sistem temizle dediğimiz zaman da karşımıza böyle çeşitli şeyler geliyor. Mesela küçük resim ön bellekleri veya sistem hataları, dosyaları. Bunda mesela böyle bir şey yokmuş ama şunlar dolu yanında tik olanlar. Bunları seççilerini temizle dediğimiz zaman şu an telefondan birçok şeyi sildi. Bize hani bayağı bir yer açtı diyebiliriz aslında. Şimdi uygulamanın şöyle işlemler seçeneğinde de bütün uygulamalar burada var. Gördüğünüz gibi mesela şu an arkada Wine açık olmamasına rağmen Wine 3.43 MB'lık bir RAM yiyor. Bunları direkt seçip durmaya zorla diyoruz ve durduruyor. Geriye gelelim. Burası da böyle bir işe yarıyor. Araçlar sekmesinde de az önce şurada diğer uygulamanın yüklediği gibi burada da çeşitli tasarruf modu, işte parlaklık modu vesaire gibi şeyleri ayarlamamızı sağlıyor. Sizlere bugün 5 tane Android telefon ve tabletlerinizi hızlandırabileceğini düşündüğüm uygulama anlattım. Şu X'i dışında 3'ü aslında şu 3'ü aynı mantıkta çalışıyor. Bunların telefonunuzda sürekli durmasına gerek yok arkadaşlar. Hani 2 haftada bir ya da ayda bir kurun. işinizi görün ondan sonra böyle mendille tutup çöpe atın. Çünkü bunlar da hani mesela şimdi bunu açtık remi temizledik vesaire de bu da arkada aslında remin anasını ağlatıyor. O yüzden hani ayda bir dediğim gibi ya da iki haftada bir kurun, işinizi görün sonra silin, kaldırın. Zaten bedava bu uygulamaların hepsi. O yüzden indirip kurmanızda çok bir sıkıntı yok. Tabi Greenify ile estimate Tarih bunların işte bir başka dediğim gibi. Bizleri Twitter webtekno adresinden takip edebilirsiniz. YouTube Web Tekno TV adresinden de takip edebilirsiniz. Ayrıca facebook.com slash webtekno adresinden de takip edin. www.webtekno.com adresine girmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.